Ya nasıl olur da savaş denen adam? Bizim ihalede verdiğimiz rakamı öğrenir. Kesin biri bilgi sızdırmış olmalı. Bana bak. Bir an önce bu bilgiyi kimin sızdırdığını öğrenip şirketten çıkışını veriyorsunuz. Hemen. Bunları aşağıda unutmuşsun. Önemlidir diye getireyim dedim. Hiç fark etmemişim. Sağ olasın. Senden bir şey rica edeceğim. Yiğit benimle ormanda gezintiye çıkmak istemişti. Ama şirketten aradılar. Acil gitmem gerektiği için götüremedim. O da küstü. Gitti uyudu. Uyandığında onunla ilgilenirsen çok sevinirim. Hatta hava güzel olursa eğer birlikte çıkarsınız. Olur tabii. Aklın Yiğit'te kalmasın. Peri kızı. Ne yapıyorsun bakalım? Sıkılıyorum. Biraz da üzülüyorum aslında. Neden? Babam bir anne orman gezisine gelmedi biliyor musun? Ama ben onun için üzülmüyorum aslında. Niçin üzülüyorsun peki? Söylemedi ama işle ilgili bir şeye çok sinirlenmişti. Anladım ben. Babamı hiç böyle sinirli görmedim. O yüzden üzüldüm. Üzülme. Bazen olur böyle şeyler. Babaları iş yerinde terslik yaşayınca sinirlenebilir. Ama sonra geçer, merak etme. Şimdi benim kısacık bir işim var. Sonra gelince ne istiyorsan onu yaparız. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam o zaman. Efendim herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.